Ham madde normalde %2 yakın gelebilirsin. Ham madde normalde %2 boya katılır. Biz oran olarak biliyoruz artık ama tabii geri dönüşümü yapılmış olan, kırmış olan burada parçalar olunca bununla hesaba kadar boya oranı da ona göre hesaplamamız gerekiyor. Hiçbir zaman kalite bir baskı isteniyorsa burada malzeme kullanmamak lazım. Ama bu bir geri dönüşümdür. Yani her türlü ekonomik bir değerli olması gerekiyor. Oturduğumlarda boyayı da hesaba katarak kırılan parçaları sıfır ham madde boya oranlarını iyi ayarlamamız gerekiyor. Ben burada oran olarak söylemeyeceğim. Bu PP malzemelerde çok daha farklıdır. Bizim kullandığımız PE yani polietilen malzeme. Bunda çok daha fazla kırılan malzeme kullanabilirsiniz. Ama baskı kalitesinin iyi olmasını istiyorsanız burada çok fazla kullanmamak gerekiyor. Ben buraya yaklaşık 8 kilogram koydum. Ölçek olarak bir elastikler oldu. Normalde bunların ölçeklerle yapılması lazım. Boyamı da koydum. Karıştırıyorum önce bunu. Gelsin lütfen. Gösterir misin? Devam ediyorum. Şimdi burada malzememden de kürek olarak da ayarlıyorum. Bundan da koyuyorum. Kırılmış. Malzememiz de burada. Çok iyi karıştırılması lazım. Homojen olması gerekiyor. Homojen olmazsa büyük sıkıntılar verir. Ben burada sadece örnekleme yaptım. Normalde sadece ham malzeme kullanmış olsaydım ölçek kullanmam lazımdı boya malzemesi için. %2 oranda kullandım. Onu kullanmam gerekiyor. Tabii buradan malzemeler nasıl elde edilmesi lazım? Onu da burada gösterelim. Bu tarafa gel. Bu kırıcılarda dikkat edilmesi gereken durum, kırıcılar uzun süre boşlukta kaldığı zaman, hele hele okul gibi ortamlarda veya çalışanların güzel yer üzerinde olduğu zaman şu ağız kısmı mutlaka kapatılır olması gerekiyor. Yoksa içine atılan her bir metal, içine atılan her bir yabancı malzeme, bırakın yabancı malzemeyi, polietilen malzeme bu. PP türü bir malzeme içerisine attıklarında elde etmiş olduğumuz enjeksiyon kalitesiz olur. O yüzden çok iyi kontrol altında tutulması gerekiyor bunun. Alt kırıcıların kontrol altına alınması gerekiyor. Belli dönemlerde periyodik aralıklarla bunu mutlaka temizlenmiş olması gerekiyor. Sıkışma yapabiliyor. Hatta plastik ham madde kendisi sıkıştırıyor. Sıkışıyor. Çalışmayı da durdurabiliyor. Çalıştıralım. Yavaş yüklemesi gerekiyor. Birden yükleme yapıldığı zaman bıçaklar sıkışır.
malzeme kalmaması gerekiyor. İlk açılışta sıkışma yapacaktır. Zarar verir makine bıçaklara da zarar verir. Hatta bazen kilitleme de yapar. Buna dikkat edilmesi gerekiyor. Kusturulan malzemeler için bu uygun bir kırma aracı değil. Aslında onların normalde kullanılmaması gerekiyor. Ama piyasada geri dönüşümcüler onları da satın alıp onlar da kullanıyor. Normalde onların bir daha eritilmesi lazım. Yoksa kırıcılar için uygun değil. Çünkü çok sert kuruyorlar. Kırıcılar ağız kısımları kırabiliyor, köreltebiliyor, sıkıştırma yapabiliyor. Evet. Başlıyoruz. Silomuza mal alım yapacağız. Plastik enjektör tezgahımız için soğutma sistemi. Su haznemiz burada. Burada iki tane motorumuz var. Biri soğutulan suyu ki burada dikkat ederseniz soğutma kanalları var. Soğutma sistemi var. Burada soğutuluyor. Motor çekiyor, devre daim yapıyor. Buradan kalıplara geçecek olan vanaları kalıba hortumlarla bağlı, alttan da bağladık. Tekrar çalıştırayım ben bunu. Biri suyu soğutuyor, diğeri de devre daim yaptırıyor. Bu özellikle kurutucu özelliği var. İstenen santigrat derece kadar ayarlarını yapıyoruz. Ham maddeyi kurutabiliyorsunuz. Silo beslemesini yapalım. Göstergeden karışımlarımız hazır. Şişen malzemeler. Özellikle eğim verilmiş. Çıkan parça yamuk değil. Kasma görevi yapacak bunlar. Yüzeye oturması için ikisi alnına oturacak bunlar. Bazen ham maddelerimiz de sıkışabiliyor. Onları mutlaka temizlememiz gerekiyor. Tabi parçada kullanırken zarar vermemesine dikkat ediyoruz. Sıkışan ham madde almadan baskı yaparsak büyük sıkıntılara sebebiyet verir. Bizim tezgah baskı sivici var. Belli bir tonajda sıkışma yaparsa duruyor ve sinyal veriyor. Öbür tarafa geç. Oradan görüyoruz. Öbür tarafa geç.
yukarıdan gösterebilirsin. Temizledik. Tekme. Ambalajlama aşaması. İstenilen sayıda paketlenip ambalajlanması gerekiyor bunlar. Bunlar da senin tanımlanmasını bekliyor. Tabii enjeksiyon tezgahlarının olduğu yerde olmazsa olmazlarımızdan biri terazilerimiz. İki tür terazi var. Bir, çıkan ürünün gramajını tartanlar. İki, adet sayımı için en çok tercih edilenler bunlar. Taresi alınır. Bu arada en çok sorulanlardan biri bu. Bunun taresi nasıl alınır? Tezgahdan çıkan ürünleri sayım yapılması lazım. Arkadaşlar öncelikli olarak kullanacağınız standart sabit bir kutu, koli, bunun gibi plastik bir kasa, bunun üzerine yerleştirdikten sonra tare tuşuna basıyorsunuz. Bunu artık sıfır olarak kabul edecek. Gramaj olarak sıfır olarak kabul ediyor. Sonra içerisine ağırlığını da hesaba katarak diyelim ki 40, 50, 60, 70 tane parça koyacaksınız. 70 tane parça koyduk. 70 tane parçayı alıyorsunuz. Direkt tuştan içerisinde sample tuşuna basıyorsunuz. 70 yazıyorsunuz. Tekrar sample yazdıktan sonra göstereyim ben size. Artık bundan sonra her bir ürünü sayı olarak bize gösterecek. Bakın 5 tane var içinde. 6, 7, 8, 9. Bütün ürünleri tek tek sayacak. Binlerce parçayı tek tek saymaktansa taresi alınmış özellikle adet sayımlı terazileri kullanmak daha mantıklı. Bakın. İşimiz ne kadar kolay değil mi?